4 tane kulübü tescilleştirdik. Bunlardan Atatürk Okulu, Gazi Okulu, Doğan Budakan Spor Kulübü, Günlükbaşı Spor Kulübü. Bunlar hem jimnastik, hem yüzme, hem tramplen kule atlama. Tescilleştirdik, kulüpleştirdik. Mesela bu Atatürk Okulu'nun başına Handan Kavay'ı, Gazi Okulu'na Özkan Kılıcı, Doğan Budakan Kulübü'ne de Özer Avcı'yı, Günlükbaşı Spor Kulübü'ne de ben de orada oturduğum için Günlükbaşı'nda o kulübü tescilleştirdik, o kulübü temsil ettik. Oradan dördümüz, dört antrenör arkadaşlar çalışıyorduk, jimnastik yapıyorduk. Jimnastikte de her sene okullar arası küçükler, büyükler yarışmasına katılıyorduk. Buradaki yetiştirdiğimiz öğrencileri de il yarışmalarında derece aldık mı, onları Mersin'e götürdük, Bolu'ya götürdük, İzmir'e götürdük, onları yarıştırdık jimnastikte. Jimnastikten sonra da Ahmet Hoca da dedi, diyordu Ahmet Ekte hocamız, kulüpleri çoğaltın, çok öğrenci olsun, çok yarışmacı olsun. Bu yetiştirdiğimiz jimnastikçileri de yüzme yaz okulu açıp yüzmeye öğretiyorduk. Ondan sonra onları da atlamaya kaydırıyorduk. 2012 yılında da Cem Görgül'ün as başkanlığında, o da benim öğrencim, benim sporcularımla ve oğlan kız, yeğenler ve diğer sporcularımla beraber yetiştirdiğim Cem Görgül de as başkan oldu. As başkanlığı döneminde de biz Manisa'da Celal Bey Üniversite havuzunda yarışmaya katıldık. O bizim 8 tane öğrencimiz orada derece yaptı ve milli takıma seçildi. Milli takımla beraber de 2012 yılında da bizi Bulgaristan'a götürdüler. Bu antrenör arkadaşlardan Özer Avcı, ben, Zeynep Tepe olarak da diğer Mehmet Kumartaş, Orhan Uygun hep beraber, diğer arkadaşlarla beraber, benim de 8 öğrencim vardı, bizim 8 öğrencimiz. İsimlerini sayıyorum: Özgür Şengören, Emre Can Boyel, Kaan Eptepe torun benim, onu da yarışmaya soktuk, o da milli oldu. Elif Tuğba Yıldız, Bengüsü Ömeroğlu, Hande Başıboş, Duygu Özcanoğlu ve de Samet bir öğrencimiz vardı. O da katıldı. Bir de benim İzmir'de yetiştirdiğim bir öğrencim daha vardı, Orhan Can'dan. Bir de o da yarışmaya katılınca benim 9 tane, bizim 9 tane öğrencimiz olmuş oldu arabada. Biz aşağı yukarı 28-29 kişi, 30 kişiydik yarışmacı olarak. Orada gittik, Bulgaristan'da yarıştık. Orada ferdi derece alamadık ama takım olarak 4. olduk. İyi bir derece. Derece iyiydi. Orada da yani Almanlar, Ruslar, Bulgarlar, Amerikalılar, İngilizler, Çinliler vardı falan. Yani bizim çocuklar fena değildi, İyilerdi. 4. olduk Türkiye olarak tabi. O da bize yetti tabi. Ondan sonra biz yarışmadan sonra tekrar geldik Fethiye dönüşümüzde. O arkadaşlarım o kulüplerinde kaldı. Kulüplerini daha çok yaygınlaştırmaya başladık. Daha çok çalıştılar. Bu sefer kendileri başladılar yarışı. Ben onları artık jimnastiğe, yüzmeye, trample kule atmaya bulaştırdım. Devam etti onlar da. Ondan sonra ben Gazi Okulu'nda bir müdür muavini, beden eğitimi öğretmeni, aynı zamanda Gazi Okulu'nun kulüp başkanı Yıldıray Küçük Hoca vardı. Orada hoca gel dedi, bizimle beraber çalış. Bizim burada dedi, çünkü ilkokul orada, ortaokul orada. Bir de Fethiye'nin en kalabalık okuluydu. Bu sefer orada da biz tezgah kurduk. Orada başladık öğrenci seçmeye. Sağ olsun müdür muavinleri falan ilgi gösteriyordu bize. Biz oradan
sınıflara giriyorduk. Milli Eğitim kanalıyla. Milli Eğitim'den de izin alıyorduk. Milli Eğitim'den de broşür bastırıyorduk. Bazı okullara da broşür dağıtıyorduk. Dağıttığımız okullardan da böyle gelen öğrenciler olunca Gazi Okulu'nda iki tane salon vardı. Bir üst salon, küçük bir salon. Bir de alt salon vardı. 25 metrelik atlama sınıfında orada yapıyorduk jimnastikte. Her sene bizim bu öğrencilerden seçtiğimiz öğrencileri Muğla'ya getiriyorduk yarışmaya. Onu dereceleri alınca illere gidiyorduk yarışmalara. Yani bu çalışınca oluyor demek ki. Bu şekilde devam ettik. Fethiye'de Keramettin Yılmaz döneminde, Ölüdeniz Belediye Başkanlığı döneminde Hisar önünde bu Yunusların bulunduğu havuz vardı. O havuzda da hayvan hakları koruma dernekleri iki tane Yunus'u orada burada durmasınlar, denize salsınlar diye mücadele etmişler. Onları da denize saldılar o Yunusları. Bu sefer biz dedik Keramet Yılmaz Belediye Başkanı'na biz burada çalışalım. Buraya bir kule yaptıralım, kule yapalım. Tramplen getirttirelim federasyondan. Öncelikle sağ olsunlar bizim Cem Görgül oraya iki tane tramplen bir de bizim çalışmamız sayesinde kule yapıldı. Ayrıca bir de Orman Spor Kulübü kuruldu. Belediye Spor Kulübü kuruldu. Bu sefer kulüpler çoğalmaya başladı. Oradan da yetiştirdiğimiz öğrencileri yine aynı şekilde hem jimnastik yarışmasına getiriyorduk hem de tramplen kule atlama yarışmalarına getiriyorduk. Devam ettiriyoruz çalışmalarımızı ve önümüz açıldı. Daha çok öğrenci yetiştirmeye başladık. Her sene biz Muğla'ya yarışmacı götürüyoruz. İl birinciliklerine gidiyoruz takım olarak, ferdi olarak. Tabi dereceler alınca bizim baya yani bu Gazi Okulu'nda çok 6 sene orada görev yaptım. Gazi Okulu'nda sabah bir çalışma yapıyordum. Gazi Okulu'nda ilçe müdürlüğün salonunda çalışıyordum. Bir de üst yol diyorlar o spor salonuna gidip orada 3 yere birden koşuşturmaya başladım. 3 yerde devam ettirdik. Oradan kaynakları bulunca tabii hem yüzücü, atlayıcı, jimnastikçi çıkarıp devam ettiriyorduk orada. Bu şekilde serüvenimiz devam ediyor. Aynı zamanda yine tabii bizim jimnastik öz sporumuz. Jimnastik yaptırmadım ben. Duramıyorum, yatamıyorum bile. O yüzden jimnastik bizim tutkumuzdu. Jimnastiği devam ettiriyorduk. Hakemlik, antrenörlük devam ediyordu. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Evet, teşekkür ediyorum bize bu zamanı ayırdığı için sevgili arkadaşım Hüseyin Şeyda Dündar'a ve jimnastik Almanya'da çığ gibi büyüdü. O Şeyda Dündar'ın sayesinde, Hüseyin Şeyda Dündar'ın sayesinde var olsun. Sizler var olun hocam. Şimdi bir anılarınız varsa anılarınızı dinleyelim bakalım, jimnastik anılarınızı. Dinleyelim hocam. Şimdi bu Sinop'ta bir çalışma gösteri yapıyorduk. Şimdi bizim hızlı flip flak atanları en arkaya koyuyorlardı. Neden? Çünkü bir ritim oluyordu, hızlı oluyordu falan. Beraberdik Sinop'ta. Evet, beraberdik değil mi? Ha. Zannediyorum, tahminimce şimdi Mustafa Zaman'ın flip flak iyiydi. Kamil Özer'in flip flak iyiydi. Benim de seriydi flip flaklarım. O yüzden Mustafa en sondan üçüncüydü. Ben de ikinciydim. Kamil Özer de benim arkamdan geliyordu.
Mustafa başladı trik flak atmaya, Mustafa Zaman. O olduğu yerde atmaya başlamış. Trik flakları minderin ortasında tam. Ben de çıktım tabii ortaya gelince. Başladı trik flak atmaya. Her neyse bilmiyorum artık nasıl oldu. Ben trik flak atmışım, onun üstünden geçmişim. Onun üstünden geçmişim. Ben şimdi dursam kâhneyeler de benim arkamdan geliyor. Bu sefer devam ettirdik. Yani öyle bir olay oldu. Bir de şu atlama masasını yan çeviriyorduk. Tramboyunu koyuyorduk. Onun üstünden salto atan atlama masasının üstüne yatıyordu böyle. Tesadüf oldu artık. Bilmiyorum. Ben 2-3 kişi böyle 4 kişi üzerine gittiydi. Alt bir salto yaptan yattı. Ben de saltoyu atmışım. Hop üzerine kondum. Yere düşmeden. Hop yatıverdim böyle. Üzerine. Mazi bu. Öyle bir güzel anımız olduydu. Bir de Atman Özkan'ım bu Sinop kapında sağ olsun çok Hüseyin İyidir. Ali Helbacı. Oktay. Atman Özkan. Atman Özkan. Şimdi öğretim görevlisi. O bizim Mehmet Demir Aslan'ın, Nail Özer'in ve Memduh Güven'in sevilen öğrencisiydi. Ona böyle şamata olsun diye ördek görüşü yaptırlardı. Biz de başlardık yürüye. Çok güzel bir anılarımız vardı. Yani istiyoruz ki her sene bu sporun gelişebilmesi için gelişim kampları düzenlensin. Yetişmiş sporcuları orada daha çok yetiştirmek için gruplara ayırsın. Bizim eskiden yetiştiğimiz gibi bir gelişim kampları oluyordu. 100 kişi, 150 kişi geliyordu kamplara. Orada gruplara ayrılıyordu. Gruplarla beraber çalışıyordu. Bir de İstanbul Sarıyer'de bir gelişim kampımız oldu. Biz de antrenör olarak gittiydik oraya. Murat Oraklı Bey'le Günser yeni evlenmişti. Bu sefer İhsan Hoca da kamp müdürüydü. Oğuzhan İştan vardı. Diğer zannediyorum Nazmi Mirza. Diğer bizim Ferhat Tasın hocalar. Atemel Tunca vardı. Evet. Adanalı. Adanalı. Adanalı Atemel Tunca. Özgen Yüksel antrenörü. Seyhan Asırcı. Falan gruplar ayrılıyordu. Bizim de benim de 10 tane öğrencim vardı. Onu da güzel jimnastikçi, yarışmacıydı. Orada gruplara ayırdı bizi İhsan Hoca. Her gruba 10 tane sporcu, 10 tane antrenör vardı böyle. 10 tane hocaya bir grup veriyordu, iki hoca veriyordu. Mesela biz şeyle, Murat Oraklı Bey'le bizi çiftleştirdi. Biz yetiştiriyorduk öğrencileri. Oğuzhan da, bu anım da var. Oğuzhan işten de Gülsel Oraklı Bey'le eşleştirmişti onlar. Gülsel'le zannediyorum bir aralarında anlaşmamazlık olmuş. Toplantı yaptı İhsan Sayar Hoca. Sen dedi Oğuzhan işle çalış. O da dedi karakolu çalışsınlar. Peki dedik orada. O şekilde bir de bir anımız vardı. Orada da Oğuzhan İşten'le beraber çalıştık. Oğuzhan İşten de grubu hazırlıyordu. Grubu rahat hazır ol diyordu. Buyur hocam diyordu bana. Ben de çok ilgi duyuyordum ona. Güzel bir grubu hazırlıyordu. Ben de aynı şekilde ona takviye ediyordum böyle. Bir de biz bir anım daha var. Yunanistan'a gittik. Aralık ayıydı. Balkan yarışmasına. Orada da Taner Köse benim öğrencimdi. Diğer öğrenciler de vardı. Diğer illerden. Böyle. O zaman Erdoğan genel sekreterdi. Erdoğan Güven mi? Çelebi mi? Çelebi. Erdoğan Çelebi.
Erdem Şener genel sekreterdi. Şimdi biz kaldığımız oteldi, biraz yüksekmiş böyle. Biz antrenmanı izlemeye hakem olarak gittik oraya ve kafile olarak İhsan Soya falan sporcularla beraber. Kar yağmış. Araba dedi çıkamıyoruz oraya. Siz burada kalacaksınız. Şeyde salonda bize başka bir otel tuttular. Orada otelde kaldık. Ondan sonra Balkan yarışmasında hakemlik yaptık. Şevket Turgunoğlu, Oğuzhan İşten, ben. Güzel bir yarışma oldu. Bizim çocuklar da dereceye girdi. İyi oldu. İnşallah öyle böyle böyle yarışmalar olur da yine güzel bir hakemlik yaparız. İnşallah hocam. Bu son gelişmeler hakkında ne diyeceksin? Son müsabakalar var, dünya şampiyonluğu var, dünya dördüncülüğü var, ikinci dünya şampiyonluğu var. Dünya şampiyonu var. En son bizim sporcular bayağı çığır açtı. Bayağı yani iyi oldular. İbrahim Çolak halkada ekol oldu. Ferhat Arıcan paralelde ekol. Adem Asil atlamada ve Ahmet Önder bütün aletlerde. Şimdi Adem Asil de son dünya şampiyonu oldu. Halkada. İyi oldu. Cimnastiğin de önünü açmış oldular. Şimdi cimnastik iyiye doğru gidiyor. Çünkü neden? Federasyon başkanı bilinçli. Ve federasyon başkanı Suat Çelen sporun içerisinden gelmiş. Evet. Sporun içerisinden gelmiş. Ondan sonra sporculuk yapmış. Şampiyon olmuş. Akdeniz şampiyonu olmuş. Diğer milli takımlarda yarışmış. Sonra beraber hakem oldu o da. Bizle beraber hakemlik yaptı. Antrenörlük yaptı. İl müdürlüğü yaptı. Ya her vasıf var. Bir de üniversite bitirdi. Spor akademisini. Yani hem karayolu hem alaylı. O gibi insanları, yani o gibi sporcuları başa getirip sporu bilinçlendirip ve o spor branşında değerlendirmek lazım. Yani federasyon başkanı oluyor, sporla ilgisi olmayan adamları, onları yapmamak lazım yani. Sporun ille içerisinden gelmiş ki, sporun içerisinden gelenleri federasyon başkanı, yönetici yapmak lazım. İnşallah daha yere gelecek. Hakemliğimiz, antrenörlüğümüz devam ediyor. Bizim jimnastik tutkumuz. Jimnastikte başladık. Jimnastikle yoğrulacağız yani. Herhalde bitiriyoruz hocam. Bitiriyoruz. Son olarak jimnastik camiasına ne söylemek istersiniz? Kararı sizin. Jimnastik camiası çok iyi bir camia. Her şeyle dört dörtlük. Çok organizeli. Sporcuların antrenörleri, hakemleri, idarecileri var yani. Çok gelişti. İnşallah daha iyi yerlere bizim federasyon yetkilileriyle, federasyon başkanıyla daha iyi yerlere geleceğimizi tahmin ediyorum. Yolumuz açık olsun. Allah yardımcınız olsun. Hocam çok teşekkür ederim bu söylesi için. Kabul ettiniz, geldiniz. Sizi evimize ağırladık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, var olun. Tertibim asker arkadaşım, jimnastikçi arkadaşım, antrenör arkadaşım. Elinize sağlık. Teşekkürler.